Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü konumuz Gökdeniz Bayraktar. Gökdeniz Bayraktar hakkında bir iki bilgi vereceğim. Trabzonspor ilgisini, Antalyaspor'da gelişmeleri sizlere aktaracağım arkadaşlar. Transfer penceresi yak kapanmaya yaklaştıkça bu tür gelişmeler olur. Birçok haber üretilir. Birçok gelişme olur. Ama dediğim gibi bu videodaki teklif ve ilgi gerçektir arkadaşlar. Mesela diğerlerinde gerçek değil. Doğru olmadığını söylemiştim. Ama Gökdeniz Bayrak'ta ilgisinin doğru olduğunu söyledim. E çünkü hem hücumsal anlamda Türkiye'de bir yerli sıkıntısı var. Sol bek ve kanat oyuncusu olarak Türkiye'de bir yerli sorunu var. Bu hepinizin malumu. E, Trabzonspor'da eline olabildiğince çabuk tutmaya çalışıyor. Barış Alper Yılmaz da geride kalmıştı ki Barış Alper konusunu Trabzonspor'a yazanlar, yok işte 3 oyuncu teklif etti vesaire diye yazanlar, onları yazanlarla Vişka'yı Trabzonspor'a getiren kişiler aynı zaten. Güya Vişka Trabzonspor'daydı. E Barış Alper konusunda geride kalmıştı Trabzonspor, bitirememişti işi. Bu kötü oldu. Ben Barış Alper Yılmaz'ı beğendim yani. Zaten tutuyordum da Keçiören Gücü'ndeyken Galatasaray'da da bence iyi bir hamle oyuncusu olarak olacak ki daha çok forma şansı bulsa bence bambaşka oyuncu devrilebilirdi. İşte o yüzden de Trabzonspor Gökdeniz Bayrakları bir ilgisi var. Videoya başından önce arkadaşlar aboneye şiddetle ihtiyacım var. Bir, bir takım stüdyolarla görüşüyorum. Buraya para ödemem gerekiyor. Şu an onu karşılayacak durumum yokken hepsini karşılayacak durumum yok. O yüzden abone mi arttırıp biraz gelirim arttırmam lazım. Ve sponsor arıyorum yana yakala bir dünya yere mail attım. Bizi bu hale düşürenler utansın. Yani dilenci gibi takılıyoruz. Çok ağrıma gidiyor. Ek proje yapıyorum. Para kazanmak için bilmiyorum. Sizlere daha kaliteli stüdyo ortamında içerik sunmak için elimden geleni yapıyorum. Böyle sponsor fikri, desteği, fikri olan herkes bana yazsın özelden. Bütün fikirleri açayım. Bu konuyu unutmayalım. Bir de abone olmayı unutmayalım. Beğenme oranı da onda bir tutturalım arkadaşlar. Onda bir önemli. Tekrardan diyorum. Böyle sponsor fikirleri, başka fikirleri olanlar bana özelden yazsınlar. Çok ihtiyacım var fikirlere. Abone olalım. Onda bir beğenmeyi de unutmayalım. Ve Gökdeniz Bayrakları hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Çünkü ben Gökdeniz Bayrakları'nın da biraz abartıldığını düşünüyorum. Özellikle Trabzonsporlu taraftarlar tarafından Gökdeniz bayrakların abartıldığını düşünüyorum. Yani sanki Messi, Ronaldo gibi ama arkadaşlar Gökdeniz bayraklar o kadar da üst düzey bir oyuncu olmadığını düşünüyorum. Evet. Trabzonspor ilk anda kapsaydı ve kiralık başka takımlara yollasaydı çok iyi bir yatırım olurdu ki oyuncu arkadaşlar 2001 doğumlu Gökdeniz Bayraktar. Evet bu anda katılıyorum. Erken başladı ama o kadar uçan kaçan bir oyuncu değil. Fakat benim çok sevdiğim stildeki oyunculardan birisi. Sebebine gelirsek ben ne severim? Oyuncunun çok yönlü olmasını, fizikli olmasını severim. Gökdeniz şu an 19 yaşında, 1.81 boyunda. Ben onun 1.85 lira geleceğini düşünüyorum Gökdeniz'in. 1.85 boyunda olacak. Benim aklımda Gökdeniz Bayraktar'da kalan olay şu. Hatırlayın geçen sene Beşiktaş Antalya Spor maçında Antalya Spor tek atak yaptı. İç, sol taraftan Hamilton'dı galiba ya da Freddy miydi hatırlamıyorum. Kontraya yakaladı Beşiktaş'ı. Kesti ortayı. Gökdeniz iki stoper arasından vurdu kafayı attı golü. Bu özgüven, timing ve e, kafa vuruş becerisi beni hayran bıraktı. Ama ama Antalya Spor'un Gökdeniz Bayraktar'ın istedikleri şu. Abdülkadir Parmak servis, Salih Kavrazlı artı 1 milyon euro. Ya bilemedim. 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 Biraz pahalı değil mi? Gökdeniz Bayraktar için. Evet 19 yaşında ama şimdi arkadaş transfer mak değeri Gökdeniz Bayrağın 4 milyon euro. Şimdi Salih Kavrazlı ben ne kadar umudumu kessem de yani adam hala genç yetenek arkadaşlar Salih Kavrazlı. Şimdi yani onu yok sayamayız Salih. Ben tabii bak mesela Salih 2002 doğumlu. Gökdeniz 2001 doğumlu. Katılıyorum. Abdülkadir parmağın değeri 3 milyon euro. Piyasa değeri. Salih'in daha bir şey değil. Salih geç, genç yeterek ama Gökdeniz'in Abdülkadir parmak Salih artı 1 milyon euro bana fazla geldi. Şu olabilir. Şuna okey olabilirim. Abdülkadir Parmak kiralık Salih bon servisi ve bon servisiyle ama geri alma opsiyonu artık 1 milyon euro. Fena durmuyor. Ya bilemedim. Bilemedim çünkü Gökdeniz için 7 milyon euro falan konuşuluyordu. Bak nasıl hemen piyasaya düştü. Abdülkadir Parmak kartı Salih 1 milyon euro. Fakat Antalya Spor bunu kabul yani edecek gibi durmuyor. Yani bilmiyorum Trabzonspor biraz da yani kiralık oyuncularına ilerliyordu. Ama Antalya Spor bon servisli ve özellikle de Abdülkadir Parmak Trabzonspor bu teklifi zaten kabul etmedi. Durum bu. He. Başı gelişme olabilir mi? Mesela Murat Cem Akpınar konuşuluyor. Diyor, Trabzonspor cephesi diyor ki Murat Cem Akpınar'ı bon servisiyle verelim. Abdülkadir Parmak'ı şu an kaybetmek istemiyoruz. Yani ben hep diyordum bu kulüp parmağı yok pahasına vermemeli. Kiralık işte Salih'te kiralık üzerine işte bir buçuk milyon euro üç taksit. Böyle bir gelişme de var ama Antalya Spor tarafı bunu kabul etmedi. Ki bence fena bir teklif değil. Yani bence fena bir teklif değil. Muratçı Makpınar yani bir takasta kullanmamız gerektiğini düşünüyorum Muratçı Makpınar'ı. Yani iyi bir sezon geçirdi bence. Mesela ben direkt olarak çok uygun bir takas profil olarak görüyordum. Kocaeli Sporla çıktı. Ama yönetim bunu bir şekilde bir yere pazarlayamadı. Ne olur bilemiyorum. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum ya. Yani size bu teklif nasıl? İki teklif var. Onların istedikleri: Aprikayı parmak, bon servis, Salih, kiralık ve 2 milyon euro civarı istiyor. Antalya Spor bu sizin için nasıl bir teklif? Trabzonspor'un teklifi. Parmak kiralık. Salih kiralık. 1 milyon euro. Diğer bir opsiyon. Bunu ben söylüyorum. Olabilir bence. Abdülkadir parmak kiralık. Salih kiralık. Muratcan bon servisiyle artı işte 1 milyon euro taksitli. Bence makul. Ve işte sonradan satıştan da pay. Mesela bunlara Yazılan rakamlara pay eklenmeden ben Antalyaspor'un pay istediğini biliyorum. Yani bunu %100 biliyorum. İstenilen pay normalde %35'ti. Trabzonspor %15 gibi bir rakam diye bir geri teklif yapıldı. Durum bu. Yani Antalya istediği rakamları topladığımızda hadi parmak 3 milyon euro demeyelim. 2 milyon diyelim. Çünkü 2 milyon bence. E i̇stiyor 2 milyon euro etti 4 milyon euro. E, Salih istiyor. E bir de sonra yüzde, yüzde %35 pay istiyor. Bu transfer geliyor. 6 milyon euro civarına arkadaşlar. 6 demeyelim. 5 milyon euro civarına geliyor. Bize ne parmak 2. Bon servis 2. Yüzde %30 pay desek. Yani 5-6 arası. Fazla değil mi? Bu bana yerli yabancı sınırını yani sömürme gibi geliyor. Beğeniyorum. Solda oynar Gökdeniz. Santrafor'da oynar sahada oynar. Fizikli oyuncu. Sakatlanmayan bir oyuncu ama bu sezonda çok forma şansı bulamıyor. Sebebini de söyleyeyim. Bu sezon arkadaşlar iki, yani toplam 124 dakika forma şansı buldu ve Antalya Spor yani biliyorsunuz Krevelli'yi transfer etti. Yani Başakşehir'den. Şimdi orada bir sürüklesin olabilir. Ben bu transferi zaten Antalya Spor'un transfer ettikten sonra bir hareketlendiğini düşünüyorum. Şimdi onlar da Kreveli'yi kiraladık. Gökdeniz'i bir takıma pazarlayabiliriz. Hangi takımdan daha çok para alabiliriz? Şimdi diğer takımlar takas olanağı çok kalmadı. Galatasaray'ın takas olanağı kalmadı. Fenerbahçe'den ilgilenmez. Beşiktaş istemiyor zaten orayı tuttu şey orayı doldurdu. Kenanlı vardı işte bir dünya. Şu en uygun takım Trabzonspor ve Başakşehir. Başakşehir şu an kaotik. Spor'a pazarlamaya çalışıyorlar. Bir de oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi de var. Bayağı da uzun bir sözleşmesi var. Ya yani bilmiyorum ben bu transferin de gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Teklif var. Aslında bu transfer 2020 yılında Kocaeli Spor'dan Antalya'ya geçmeden olmalıydı. 115 bin euroya biten bir transfer. 115 bin euro çerez parası. Ya 115 bin euro çerez parası gerçekten Bunlara hiç bak şeyim yok ki. Size Antalya Spor'un yani okuyayım şeyi. Kaç paraya transfer ettiğini Kocaeli Spor'dan. 1 milyon TL artı %10 pay ya. 1 milyon TL 100 bin euro ydı. 115 bin euro mu ne ediyor. Artı %10 pay. Bunlara vereceksin. Bunlar şu an alamazsın zaten. Yabancıları yokken aldılar bunu. Ayıracaksın. Benim her sezon yerli genç oyuncuları ayıracağım para transfer olarak 1.5 milyon euro bu sene diye ayıracaksın böyle. Alacaksın işte 3 tane 4 tane edecek oyuncuları ve bunları mantıklı takımlara kiralayacaksın. Bak Gökdeniz geldi direkt olarak direkt olarak Antalya'da oynadı. Direkt olarak Rüştünü ispatladı. Peki Trabzonspor aynı devirde ne yaptı peki? Bandırma Spor'dan Anıl Başaran'ı aldı. 250 bin euroya. Balıkesir'den. 270 bin euroya. Sonra onu gitti bandırmaya kiraladı. Şimdi işte tuzladı. Yani ne oldu? Ya bir de bakıyorum Anıl Başaran'ın yani geçmiş kariyerine bilmem neyine. Yani 6 yaş mil takımda çok oynamadı. U20'de bir kere oynadı. Orada hata yapıldı. Hata da yapılmadı şimdi. Anlayın para hiç edildi. Ki bunlar açık açık söyleyemiyoruz. Yani ne diyelim. Ama tekrar diyorum teklif doğru, ilgi doğru. Antalya Spor Cephesi'nden de doğru olduğunu yani teyit ettirdik. Fakat istekleri var Antalya Spor'un. Para yoksa para edecek oyuncu istiyorlar. Abdülkadir Parmağı bonservisiyle istiyorlar. Salih de bonserviste istiyorlar. Çünkü bir genç oyuncumuz gidiyor. Bir genç oyuncu daha ki onların sonraki kafasındaki plan Ufuk da sat, sat, sat satış yapmak. Orada ciddi bir mad maddi sıkıntısı var Antalya Trabzonspor cephesinde bu teklifi şu an kabul etmediğini biliyorum. Çünkü 2 milyon euro da istiyor. Parmak Salih 2 milyon euro. Onlar diyorlar ki Murat'cımı e verelim. Ama olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama sürpriz olur mu? Sanmıyorum. Durum böyle. Yorumlarınızı paylaşın bakalım. Onda bir beğeni tutturalım. Sponsorluk fikri olanlar arkadaşlar paylaşsınlar. Çok ihtiyacım var. Sizleri seviyorum.